Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda yine tiroid hastalıkları ile ilgili, tiroid hastalığı belirtileri ve ultrason bulguları ile ilgili bir konuşma yapacağım. Bugünkü konumuz diğer daha önceki videolarda bahsettiğim Hashimoto ya da subakut tiroidlere oranla arada, yani Hashimoto'dan biraz çok daha az ama subakut tiroidlerden biraz daha fazla oranda gözüken Graves hastalığı ile ilgili. Halk arasındaki adı bunun zehirli guatır. Bunun tanısı aslında çoğunlukla klinik bulgularla akla geliyor ve klinik bulgularla konuyor. Laboratuvar tahlilleriyle de TSH'ın çok düşük olması ve serbest T3, serbest T4 hormonlarının yüksek olmasıyla, yani laboratuvar olarak hipertiroidi bulguların olmasıyla Graves tanısı konuyor. Ve bizden tabii ki ultrasonografi de isteniyor her tiroid hastalığında olduğu gibi. Biz ultrasonografide Graves düşünülen hastada neler görüyoruz? Graves hastalığının ultrason bulguları son derece özel. Bez normalden büyük gözüküyor. Normale göre daha siyah, yani hipoekoik gözüküyor. Ve damarlanmasına baktığımız zaman, bezin damarlanmasına, belirgin olarak damarlanmanın arttığını görüyoruz. Bunun bir özel adı var. Tiroid inferno paterni. Ve bu şekilde bize Graves ön tanısıyla gönderilmişse hasta, biz de bulgularımızın Graves düşündürdüğünü yazıyoruz. Ama bazen bir ön tanı olmadan sadece tiroid ultrasonuyla geliyor hasta. Sorguladığınızda hastayı, laboratuvar bulgularının hipertiroidi düşündürdüğünü, çarpıntısının olduğunu, aşırı terlemesinin olduğunu, kilo kaybının olduğunu görüyoruz. Şimdi burada klinisyen arkadaşımız Graves hastalığından, yani zehirli guatrdan şüphelenmiş olabilir. Ama sadece bu hipertiroidi bulguları zehirli guatr tanısı koymaya klinik olarak yeterli değil. Destekleyici bulgular lazım. Ultrasonografi de baktığımızda Graves'in tipik özelliklerini, yani normalden büyük tiroid bezi, daha siyah yani hipoekoik tiroid bezi ve aşırı damarlanmış tiroid bezi görmediğimiz zaman, hastada yine de hipertiroidi bulguları varsa mutlaka klinisyeni bu konuda uyarmamız gerekiyor. Eğer hastada hipertiroidi bulguları var, altta yatan, yani zehirli guatrdan şüpheleniyor, altta yatan bir nodül yok. Bazen zehirli guatra sebep olan şeyler nodüller olabilir, çok ender olarak. Ve hastada ultrasonografide Graves hastalığının tipik bulgularını görmedik. Baktığımızda tiroid bezinin görüntüsünün daha çok Hashimoto'ya benzediğini, Hashimoto hastalığını düşündürdüğünü gördüğümüz zaman bezin kanlanmasına bakıyoruz. Bezin kanlanmasında yine Graves'e benzeyen aşırı kanlanma olabilir. Burada önemli olan nokta, eğer ultrasonografik olarak biz radyologlar Hashimoto'ya benziyor bu diye düşünüyorsak ve bezin kanlanması aşırı artmışsa, tiroid bezini besleyen, üstten ve alttan tiroid bezini besleyen ana damarlardan akım hızlarını ölçmemiz lazım. Hashimoto hastalığında buradaki damarlardaki akım hızları asla 80'nin üzerine çıkmıyor. Az önce bahsettiğim tiroid inferno paterni varsa ve hasta Graves ise, burada ölçümlerimizi yaptığımızda 80 santimetre bölü saniyenin üzerinde hızlardan bahsedebiliyoruz. Bu neden önemli? Eğer hasta Graves ise, yani zehirli guatrsa, biraz agresif bir tedavi yapmak lazım. Ama eğer hasta Hashimoto'ysa ve Hashimoto'nun hipertiroidi safhasındaysa, belki 1 ay, belki 2 ay, belki 3 ay sonra kendi kendine geçecek bu hipertiroidi durumu. Eğer Graves ile haşitoksikot adını verdiğimiz Hashimoto'nun hipertiroidi durumunu birbirinden ayrılması için biz klinisyene yardımcı olamazsak, hastaya belki Graves tedavisi, yani agresif saldırgan bir tedavi başlanıp daha sonra da şiddetli bir hipotiroidiye girmesine neden olunabiliyor. Bu yüzden biz radyologlara düşen görev bu ikisinin ayırıcı tanısını yapmak. Yani Graves ile haşitoksikozun ayırıcı tanısını yapmak. Bunların ayırıcı tanısında scintigrafi de devreye girebilir. Ama günümüzde scintigrafi artık çok kullanılmıyor. Biz radyologlar, her zaman videolarımda belirttiğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Biz radyologların her branştan, her klinikle ilgili hastaları oluyor. Her şeye hakim olmak çok kolay değil ama mümkün olduğunca genel tıp bilgimizi yüksek tutmamız ve hastalarla konuşarak klinik bilgilere hakim olup ona göre yönlendirme yapmamız, ona göre ön tanılar yazmamız gerekmektedir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hipokrat TV kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkür ederim.